Herkese merhaba ve yepyeni bir bölüme hoş geldiniz. Continuum'un ne kadar garip bir cümle oldu. Geçen bölüm uzaya çıkmıştık, çıkamamıştık ve bu bölüm umarım çıkacağız bir sıkıntı olmadan. Şimdi Planet ID çipimiz Luna'ya ayarlı. Bu da demek oluyor ki tek yapmamız gereken şey kalkışa geçmek. Son bir kez daha kontrol edelim her şeyimiz tamam mı? Her şeyimizin tamam olması lazım. Bunlarda Airtight Seal var. Yanımda oksijen var. Hadi uçalım o zaman. Ve artık Server'da flight izin veriliyor. Server ayarlarından değiştirdim onu da ben geçen sefer. Ki'nin aksine... Aynen öyle üstüne, doğru söylüyorsun. Ve uçuşa geçeceğiz yakında. Sol tarafta 3 tane bar görüyorsunuz. Ee, well yazan şey hızımız oluyor. Fuel, tabii ki yakıtımız. Ve level'da yüksekliğimiz. Niyeyse kalkışa geçemedik ama. Eee... Ne oldu? Bir sıkıntı var şu an. Bir disassemble yapalım gemimizi. Disassemble yapınca geri blok haline dönüşüyor ve bütün yakıtınız da boşa gidiyor. Çok eğlenceli bir şeydir. Scan. Herhangi bir sıkıntı yok. Build. Yapıldı. Bir daha iç yakıtla da dolacak. Hala içinde LUNA kartı var. O zaman bir kere daha deniyoruz. Destination LUNA. Kalkış. Bu defa ekranı değiştirmeyeceğim. Birinci kişi bakış açısından deneyelim. Lütfen. Yani bir şey yanlış yapmadığıma %100 eminim çünkü bu benim hani bin kere kullandığım mod, bin kere kalkış yaptığım, bin kere hallettiğim bir mod bu benim ve hani şu an niye çalışmadığını anlam veremiyorum gerçek anlamda. Hiçbir fikrim yok. Ee, ne yapabilirim ki? Bir de işin ilginç yanı galiba oyun bunu kalkmış olarak görüyor. Çünkü bir süre daha şeyi harcamaya devam ediyor bu. Yakıt harcamaya devam ediyor. Yani birazcık daha launchpad yapıp bunun durduğu alanı genişletmeyi deneyebiliriz galiba. Ya da etrafı kazılı olmadığı için mi olmuyor? Sanmıyorum öyle bir sıkıntısı olduğunu. Bilmiyorum ya. Hani daha önce de birçok kez kullandığım bir şey bu mod benim ee, şu anda yaptığımız kurulumda hiçbir sıkıntı yok. Ona şu anda anlam veremiyorum olmadı bir şeyi update ederiz ee, modu belki bir şeyleri düzeltir. Belki Zaten bunu yapması oldukça ucuz. Ee, sarı boya kalmadı mı ya? salı sarı çiçeğin ismi neydi ya? Öf. Tamam. Yani bu da işe yaramazsa bilmiyorum ya. Cidden bilmiyorum ne yapacağımızı. Dediğim gibi e, mod update etmeyi deneyebilirim. Direkt e, videoyu durdurup kapatıp açıp hem oyun hem server'ı kapatıp açmam gerekecek ama ay. Hiç istemiyorum. <laughs> Çünkü ben hani e, bu şekilde kurulumla birçok kez kalkış yaptım bu modu kullanarak. Dolayısıyla yanlış bir şey yapmadığıma kesin eminim. %100 e, Belki bu mod paketinde özellikle bir şeyler değiştirilmiştir. Benim haberim olmayan o bir olasılık olabilir. Belki dediğim gibi bu launchpad küçük gelmiştir. Çünkü ben kendim survival'da değil direkt modu deniyorken e, kurup kalkış yaptım. Nasıl çalışıyor diye bakmak için modun bir sürü olayı biraz daha geniş launchpad gerekiyordur belki. Yani bilmiyorum. Aklıma gelen iki tane seçenek o. Şimdi launchpad mi küçük geldi diye deneyeceğiz. Şu anda etrafında bir blokluk boşluk var bu roketin. Launchpad şu anda yeterince büyük olması lazım. Tamam. Şimdi içine yakıt almak gerekiyor. Ve geri kalanı kolay. Yakıtlarımızı da o kadar fazla boş harcadık ki bir sürü yakıt birikmişti burada ya. Daha tabii ki bunu bağlamadık bile. Son denememiz. Eğer bunda da çalışmazsa daha fazla yakıtımız kalmamış oluyor. Bir kere daha deneyemem. Heh. Bakalım. Ve 3, 2, bir kalkış hayır ah evet geri geldim ve e, mod update ettim direkt update ettim ve bizim kullandığımız versiyondan sonra bir sürü versiyon çıkmış dolayısıyla umutlar büyük <laughs> herhalde bir versiyonlarından birinde herhangi bir sorunu da düzeltmiştir. Diye umuyorum. Tabi yeterince yakıtımız olmayabilir ama. Evet. Ee, roketi build dedik. Ve şu anda galiba yakıtla doluyoruz. Evet. Bir daha doldurabilecek miyiz bilmiyorum. Yakıtımızı. Olmadı şu şeyi alayım ben buradan. Luna kartını. Değil mi? Bir daha koyarız daha sonra. Belki onunla alakalı bir şeydir bilmiyorum artık benim de fikirlerim tükendi ya. <laughs> yani, ha. Hatta biz bir daha seçelim. Ops. Bu menüleri bir garip ya modun. Şöyle yapalım. Zaten Luna seçili olduğu halde bir kere daha seçelim Lunayı. Yani Ayı. Select. Ee, tamam, yerimiz seçili. Karnımız tok, oksijenimiz var. Ve hazırız galiba. Lütfen, lütfen artık. Lütfen. Lütfen. Ve... Ah. Neden ya? Etrafı açık değil diye mi? Öyle bir şartı yok ama. Niye? Yeah. Yok olmuyor direkt. Ee, nedenini bilmiyorum. En ufak fikrim yok. Hani bu benim 4-5 defa e, uçurmayı denediğim ve her seferinde başarılı olduğum bir e, roket ve mod genel olarak niye çalışmıyor hiçbir fikrim yok. Niye çalışmıyor hiçbir fikrim yok. Dediğim gibi ben bunda testleri bu mod paketinde yapmamıştım. Belki bu mod paketinde bir şeyler değişmiştir diyeceğim. Ama bir yandan da sanmıyorum. Kitap bana bir şey değişse söylerdi herhalde. Bir şekilde bu modda bir şeyle ilgili bir hasa var. Ha, e, hata var herhalde. Bir okuyayım şurayı. Yani şu noktada çok fazla bir seçeneğim yok böyle bir şey yaptım artık çok güzel görünmediğini biliyorum şu anda sadece kafam çok karışık. Aa, seninle uğraşacağım bir de ya? Bir yatıp uyuyalım. Şu anda çok büyük ihtimalle direkt geri dönmeye yetecek yakıtımız yok. Ee, direkt yok. Ama yani şu an sadece de demek istiyorum açıkçası direkt yedek alayım ben bir hemen. Daha sonra testimizi yapalım. Dediğim gibi ne sorun çıkıyor hiçbir fikrim yok. Herhangi bir sorun olmaması lazım normalde. Ama oluyor. Planet Lame, Luna. Oturduk ve de kalk yapıyoruz. Şu an kalktığımız şeyin çok mantıklı olmadığının farkındayım ben de ama deniyorum ya. Direkt modda bir arıza var ya. Olmuyor. Aa. Zaten roket kalkamasa kalkamadı falan diye bir tane hata çıkar. Hata da çıkmıyor fark ettiyseniz. Kalkamadığını da algılayamıyor ve şu an yakıt harcıyor bu roket. Fark ettiniz mi? Sol tarafa dikkat edin. Şu an yakıt harcıyor. Bu kalktığını zannediyor ama kalkamıyor. Roket. Ve bu niye oluyor? Hiçbir fikrim yok. single player gireyim dedim dünyaya. Ee, normalde serverda server kurup serverdan oynuyorum ben kendi başıma biliyorsunuz yedek kalmaz falan daha kolay olsun diye. Single player da girince direkt burada herhangi bir blok yok gibi gözüküyor. Fakat buraya yürümüyorum, yürüyemiyorum. Ee, scan yapmaya çalışınca burada bir şey görmüyor. Fakat buraya bir şey yerleştirmeme de izin vermiyor. Yani oraya yürümeme izin vermiyor buraya. Ee, çok şu an sorunlu. Sorunlu olduğu çok belli. Şu an buraya yürüyemiyorum. Ben yürümüyor değilim. Yani neler oluyor bilmiyorum çok. Evet. Ee, bir de şunu deneyeyim ben. Ee, bundan bir daha çıkayım. Bir dakika. Server'da da böyle. Ee, direkt yok edemediğimiz bir şey oluştu burada. İyi ki yedek kalmışım. Direkt burayı asla yok edemeyecektik muhtemelen. Burada asla yok edemediğimiz ve yürüyemediğimiz bir alan oluştu şu an. O zaman 7'ye geçiyoruz. Oley. 7'ye geçtim ama serverda 7'ye geçmedim. Çünkü serverın açılması uzun sürüyor. Single player'da ise hemen şey yapıyoruz. Ve bunda hala roketimiz var. Ve Guidance Computer'a Luna'mızı da yerleştireceğiz. Ve bakalım single player'da işler birazcık daha yorunda gidecek mi? Bir bakalım bakalım. Belki. Belki. Bir ihtimal değil mi? Ah, ah. Yok. Yine bozuldu. Ve ben oyundan çıkıp girince yine burada ee, yok olmuş görünmez bir duvar oluşmuş olacak. Kriti'de bir dünya oluşturdum. Ee, kullandığım malzemeler aynı. Roketin şekli aynı. Yerleşkesi aynı. Çünkü direkt yere yapışık yaptım. Ve bu şekilde çalışıyor mu diye deneyeceğiz bu defa. Yakıtımız full. Ve deniyoruz. Eğer şimdi olduysa bizim o oluşturduğumuz dünyada bir sıkıntı var niyeyse. Ve yine çalışmadı. Oyun çöktü. Oyun çöktü. E, bugünlük çok video olmadı farkındayım ama. Gerçekten özür dilerim hepinize. Yani, e, bugün zaten fazla zamanım yoktu. Bir de bununla uğraştım. Oyunu kaç kere kapatıp açtım, düzeltemiyorum. Ve roketle uğraşırken sık sık oyun da çözüyor, çöküyor bir sıkıntı olduğu acayip ortada. Bilmiyorum. Eğer bir aklında çözüm olan varsa veya bir fikri olan varsa bu konu hakkında lütfen duymak isterim gerçekten. Ama şu noktada elimden bir şey gelmiyor ve düzeltemiyorum. O yüzden bu bölümü burada bitireceğim ve e, bölüm arasında bu sorunu gidermek, gidermek için elimden geleni yapacağım tamam. O zaman galiba bir sonraki bölüm görüşeceğiz. Hoşçakalın.